Merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Işıl ve bugün yanımda kardeşim İzabel, Işılay, Işık var. Merhaba. Bugün sizlerin çok istediği soru cevap videosunun sonunda çekiyoruz arkadaşlar. Ve artı olarak hem soru cevap videosu istiyordunuz hem de Işılay'la beraber de bir video çekmemi istiyordunuz. İkisini birden aradan çıkarmak istedim. Onu bugün konuk olarak programa aldım falan artık. Konuk olarak videoya aldım. Konuk oyuncu. Konuk oyuncu olarak. Sizin sorularınızı okuyacak, ben cevap vereceğim. Bu arada arkadaşlar sağ olun, var olun. Yaklaşık 2000 tane falan soru sormuşsunuz. Videonun sonunda benim de size sorularım var. Sorularım olacak. Kanalla ilgili, işte konseptle ilgili vesaire. Videonun sonunda izlemeyi lütfen unutmayın. Evet. Bu arada arkadaşlar benim Instagram'da fan sayfalarım, kendi aralarında bir grubu var, Işıl Tayf diye. Dolayısıyla öncelikle onların sorularını okuyacağım. Ondan sonra diğer sorulara geçeceğim. Çünkü onlar benim canlarım, aşklarım. Bu arada Işıl'a uzun zamandır Avustralya'daydı. Daha geleli 1-1,5 sene falan oldu. O yüzden biraz böyle hani ve falan diyebilirim yani. Yapabiliyor yani. Kusura bakmayın şimdi. Tamam. Şimdi Işıl Tayf'tan gelen sorularla başlıyoruz. Hayatını değiştirmek istediğin bir alışkanlık ya da huy var mı? Varsa ne? Var. Çok pesimist bir insanım. Çok melankolik bir insanım. Çok sabırsız bir insanım. Bunları değiştirmek isterdim. Anlatımın çok güzel. Diksiyon kursuna mı gittin? Bir dönem gitmiştim. Evet. Yani şöyle, aslında çalıştığım bir iş için bir diksiyon dersi vardı. Bilmem kaç saat onu almıştım, o kadar. Eğer bir çocuğun olsaydı kız ya da erkek, ismi ne olurdu? Özellikle bir isim düşünmedim ama erkek olarak Arda ismini çok severim. Hayatın bir film ya da dizi olsaydı ismi ne olurdu? Işıl'ın Işıldayan Işıldakları. Üniversitede hangi bölümü okudun? Türkiye'de turizm işletme, yurt dışında da Avustralya'da da business management, o da yani işletme yönetimi gibi bir şey oluyor. Topuz yaparken hep sprey sıkıyorsun. Saçlarını yıpranmıyor mu ve bakımı nasıl yapıyorsun? Çok fazla sprey sıkmıyorum topuz yaptığımda. Arkadaşlar genelde saçlarım yağlı oluyor. Bakım için de normal hani çoğunlukla olarak bu aralar Yves Rocher'in yağlarını kullanıyorum. En sevdiğin film türü? Fantastik, bilim kurgu ve gerilim. Yani gerilim demiyorum, korku filmlerini seviyorum. Belli. Çok isteyip de yapmadığın bir şey var mı? Japonya'da yaşamak. En sevdiğin şarkı? Metallica Fade to Black. Kardeşin var mı? Yok. YouTube'u bırakmayı düşünüyor musun? Sebebini bilmiyorum ama arkadaşlar bu soru gerçekten çok geldi bana. Yani şu anda öyle bir niyetim yok. Yani bırakabilirim. Benim gerçek işim değil çünkü YouTube. Eğer hayatımı gerçekten çok kötü etkileyecek bir hale gelirse bırakmak durumunda kalabilirim. Paranormal olaylara ilgin fazla mı? Fazla. Belli değil mi? Hangi ülkelerde yaşadın bugüne kadar? Avustralya'da yaşadım 4 sene. Japonya'da yaşadım 1 seneye yakın. Amerika'da 4 ay kaldım. İtalya'da da 2 ay yakın kaldım. Kanal açmaya nasıl karar verdin? İlk videonda videon karar... Okuyamıyordum. Kanal açmaya nasıl karar verdin? İlk videonda heyecanlandın mı? Kanal açmaya aslında biz arkadaşla birlikte karar verdik. Işılay Avustralya'dan döndükten sonra biz hem böyle bir şey yapalım dedik. Aslında bir blog falan tarzı bir şey düşünüyorduk ama sonra YouTube çıktı karşımıza. Elimizde ekipmanlar da olduğu için direkt olarak YouTube'a başladık. İlk videomuzda çok uğraştık. Bir do it yourself videosuydu ve çok komikti. Onu sanırım kaldırdım ben şu anda. Hani çok böyle karman çorman olmasın diye kanal. Heyecanlanmıştık, evet. Anlattıklarını ezberliyor musun? Anlattıklarını okuyor musun? Anlattıklarımı ezberlemiyorum, anlattıklarımı okumuyorum da. Arkadaşlar zaten göz hareketlerimden fark edebilirsiniz. Ne anlatıyorsun? Yani şöyle, aslında bunların çoğu, sana da söyleyeyim, aslında bunların çoğu benim bildiğim hikayeler. Ben çok meraklıyım bu tarz şeylere. Creepypasta okurum internette, hani böyle açıklanamayan gizemli şeyleri ya da şey efsanelerini iyi bilirim. Bildiklerimi aslında daha çok anlatıyorum. Yurt dışında yaşamaya, çalışmaya nasıl ya da niye karar verdin? Aslında ilk olarak öğrenci olarak gittim. Sonra baktım işler iyi gitti orada. Kalmaya devam etti. Sonra bu da geldi yanıma. Da 9-10 sene mi kaldın sen ya? Bayağı hani Avustralya'da. En sevdiğin Harry Potter karakteri? Sirius Black. Kanalında paranormal olayları işlemek nereden ponçik aklına geldi? Işılay'la biz aslında ilk olarak kanalı açtık ve böyle hani karışık bir şey yapmak gibi planımız vardı. Yani yurt dışı anılar. Hatta bizim ikinci, üçüncü videomuz falan bir anı videosuydu. Karman dışına kedisi hikayesini anlattı. Aynen. Işılay spor videoları çekecekti. Yurt dışı anılar, seyahat. Işılay bir süre sonra bırakmak durumunda kaldı. Yani hayat şartları vesaire, iş hayatı falan işin içine girince biraz yorucu oldu. Ben de biraz uzak, yani ikimiz birbirimize uzak oturuyoruz. Daha sonra benim de hevesim kaçtı biraz. Hatta Işılay aldıktan sonra doğru düzgün böyle 2-3 ay hiç YouTube'la ilgilenmedim. Ondan sonra biraz böyle yurt dışı anılarımı falan anlattığım videolar çektim. Gerçekten güzel yorumlar almaya başladım sizden ve daha çok hani kanalı birazcık o tarafa doğru kaydırmaya karar verdim. Ve artı olarak sinemaya da çok ilgim var arkadaşlar. İlk sanırım bu konulardaki ilk video
ana bilim videosuydu hikaye. Dolayısıyla o çok çok ilgi gördü, çok sevildi. Sizin birazcık yönlendirmeniz dolayısıyla aslında ben kanalı bu yöne doğru kaydırdım. Dünyadaki en büyük korkun ne? Hamam böcekleri. Karanlık ve yalnız kalmak, yalnızlık yani. Ne olmak isterdin, hayalindeki iş ne? Aslında astronot. Dansöz. Hayır, dansöz olmak istemiyorum. O çok küçükken de. Astronot veya simge bilimci olmak isterdim ama biraz daha gerçekçi olacak olursak bunlar çok fazla özel yetenek isteyen işler. Sinema ile ilgili bir sektörde çalışmak isterdim. Çalışıyor musun? YouTube haricinde bir işin var mı? Var. Evet, çalışıyorum. Ne olarak çalışıyorsun? Bir şirkette satış müdürü olarak çalışıyorum. Mutlu musun? Mutluyum. Kurumsal bir şirket mi bu? Evet. Hem işe gidip hem video çekip atıyorsun, zor olmuyor mu? Tahmin bile edemezsiniz. Bir gün içinde yapmadan duramadığın şey ne? Duş almak. Bu tarz videoları para kazanmak için mi çekiyorsun yoksa seviyor musun? Para kazanmıyorum şu an için. Peki kazanmaya başlayacak mısın? Evet, yakın zamanda aktif etmeyi düşünüyorum. Ne kadar yakın? Bayağı yakın. Aldığın en kötü yorum. Aslında öyle çok çok kötü yorum almıyorum. Yani hatırladım ve böyle gerçekten parçalayan, yani kalbimi zedeleyen bir yorum aldığımı hatırlamıyorum ama küfür edenler ve hakaret edenler oluyor. Bu arada arkadaşlar şunu da belirteyim. Küfür edenleri direkt olarak yorumu silmenin haricinde artı olarak engelliyorum da. Asla videolarımı göremiyorlar ve kanalıma herhangi bir yorumda yazamıyorlar. Çünkü sen gelip de o güzel zamanını ayırıp benim videolarımı izliyorsun ve altına küfür ediyorsun. Bence gerçekten çok çirkin bir hareket. Yani hani bu kötü niyettir tamamen. Dolayısıyla o tarz insanların yorum yapmasını istemiyorum. Kanalın temiz kalmasını istiyorum. Çok kötü ya, ben arada bir işte bakıyorum diğer YouTuber'lara. Böyle yani öyle bir yorumlar yapmışlar ki insanlar. Arkadaşım sevmiyorsan, beğenmiyorsan izleme yani. Paranormal yerlere gitmek ister misin? Emin değilim. Neden sadece korku filmi ya da hikayeleri anlatıyorsun? Sadece korku filmi ya da korku hikayeleri anlatmıyorum arkadaşlar. Kanalda başka videolar da var. Dediğim gibi sizin istekleriniz doğrultusunda. Aslında ben anlatmayı seviyorum ama sizin istekleriniz bunu belirliyor. Yazdığınız yorumlar, Instagram'dan yazdığınız mesajlar vesaire. Sizin isteğinize göre gitmeye çalışıyorum aslında ben. Ama sadece burada paranormal hikaye anlatacağım diye bir şey yok. Başka videolarda çekebilirim. Ana videoları ya da yurt dışı hikayelerimi anlattığım şeyler. Buluşma yapacak mısın? Hayır. Yani... Ay şey ya, aslında yapmayı planlıyordum ama şu anda aşırı derecede yoğunum. Hem iş hem YouTube nedeniyle hem de evdeki işte işler nedeniyle. Yaparsa haberiniz olacak zaten. Haç. Haç. Haç işi kusama. Haç iş. Okuyor bana. Haç işi kusamam mı yoksa Slenderman mı daha korkunç? Tekrar olamadım. Emin olamadım, ikisi de korkunç. Haç işi kusamam. Bu bilgileri nereden buluyorsun? Biraz önce yine söyledim. Zaten bunların çoğu benim bildiğim hikayeler, şehir efsaneleri. O yüzden zaten hani böyle kolay anlatabiliyorum sizlere. Ama bunların hemen hemen hepsi creepypasta hikayesi zaten. Anlatmadan önce doküman hazırlıyor musun? Evet, hazırlıyorum arkadaşlar. Takıldığım yerde de videoda bakıyorum. Uzaylılara inanır mısın? Evet. Boyun kaç? 1.65. Fobilerin? Film izlemek. Dizi izlemek. Sadece evet. İzlemek. Evet. Dedektif olmak ister miydin? Hayır. En sevdiğin Türk dizisi? Türk dizisi izlemiyorum. En sevdiğin dizi? Sense8, Black Mirror, House of Cards. Bitti ama House of Cards. Stranger Things. Bitti aynen. Sense8 de bitti. En sevdiğin Black Mirror bölümü? Hang the DJ, White Christmas, San Junipero, Be Right Back. Ama içlerinden bir tanesini seçmem gerekirse Hang the DJ. Çocuğun var mı? Hayır. Bir çocuğun olmasını ister misin? Evet. Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Evet. Işıl Işık gerçek adınız mı? Bildiğim kadarıyla evet. Genelde ne tür makyaj yaparsın? Bu tür. Amerikan şehir efsaneleri mi, İngiliz şehir efsaneleri mi, Japon şehir efsaneleri mi? Bir yaptığın günler hangileri? Normalde aslında salı, cuma atıyordum ben videoları ama şu anda hafta sonları biraz yoğun olduğum için düzenleme kısmını ya da çekim kısmını hani salıya yetiştiremiyorum. O yüzden şu anda çarşamba cumartesine kaydı ama. Daha fazla video çekmeyi düşünüyor musun mesela her gün gibi? Tabii. Saçların boyama. Uçlarında biraz grilik vardı. Kendi mi? Kaldı. Ama kendi rengi yani. Boya yok saçımda. Boyatacak mısın? İstiyorum evet. Ne renk? Gri. Yani gri. Kaç tane ülke gittin? 26 ya da 27 olması lazım. En sevdiğin ülke? Japonya. Japonya. Aslında bir soru merak ediyorum. Hangi ülkede yaşamak isterdin? Ya aslında en sevdiğim ülke Japonya ama nerede yaşamak istiyorsun diye sorarsanız New York'ta yaşamak isterdim arkadaşlar. Ya çok kısa bir süre kaldım New York'ta, 5-6 gün falan ama... Türkiye'de olan hikayeleri de anlatmayı düşünüyor musun? Türkiye'de olan hikayelerle ilgili çok çok fazla fikrim yok arkadaşlar. Daha önceden size bir kanal önermiştim hatırlarsanız, Prestige TV adında. Yukarıya ekliyorum, takip etmeyi unutmayın. Kendisi gerçekten çok güzel videolar çekiyor ve
Türkiye'de olan olayları anlatıyor, takipçilerin yaşadığı olayları anlatıyor. Bir göz atın eğer hala bakmadıysanız. YouTube'a neden başladın? İşte Isla'yla birlikte başlamaya karar vermiştik ama o yan çizince evet biraz sıkıntı. Ben birazcık da aslında hayatta bir B planı olsun diye başladım. Yani tamam ben şu anda çalışıyorum, uzun zamandır çalışıyorum, yoğun bir şekilde işe gidip geliyorum. Ama hani yarın öbür gün ne olacağını bilemezsiniz. Bir de artı olarak iş hayatından ve bu tempodan birazcık sıyrılıp hoşuma giden bir şey yapmak istedim, içerik üretmek istedim ve işte buradayım. Başka kanalların senin videolarını çekmesi seni rahatsız ediyor mu? Etmiyor. Arkadaşlar bu konuyla ilgili zaten Instagram'dan da bir hani açıklama yapmıştım. Buradan da tekrarlayayım. İzlemeyenler varsa herkes istediği videoyu çekebilir. Lütfen benim adımı ya da benim kanalımın adını kullanarak gidip başka insanları rahatsız etmeyin. Başka insanları taciz etmeyin. Hiç hoş bir şey değil. Bu anlatılan konular, şehir efsaneleri ya da işte hikayeler, paranormal hikayeler zaten bana ait değil. Bunlar herkesin ulaşabileceği şeyler. En sevdiğin film. Oh, çok fazla var ya. Hatta ben şuraya not etmiştim. Bir 50 filmlik falan bir liste oldu arkadaşlar. Lord of the Rings'i çok seviyorum. Star Wars serisini seviyorum. Geleceğe Dönüş serisini seviyorum. The Man from Earth diye bir film vardı. Onu seviyorum. Mr. Nobody. Fight Club, About Time, Donnie Darko. Çok fazla film var. En sevdiğin mevsim? Sonbahar sanırım. Güneşten hiç hoşlanmıyorum çünkü. Beğeneyim. Bu videoları çekerken tedirgin olmuyor musun? Bu soru herhalde en çok gelen sorulardan bir tanesi. Bazen oluyorum. Bu videoları çekerken korkuyor musun? Bazen korkuyorum. Bu anlattığın şeyler seni etkileyip korkutuyor mu? Bazen. Videoları evde yalnızken mi çekiyorsun? Bazen. Yalnızken çekiyorum. Korkuyor musun? Bazen. Burcun? Yay. En sevdiğin renk? Siyah. Siyah. Burnunun ucu neden parlak? Aslında arkadaşlar şunu da ekleyeyim. Burnumun ucu parlak değil. Ben bir tane böyle yuvarlak bir ışık almıştım. Bilirsiniz. Onu aslında böyle kumaş parçası da geçirmek gerekiyor. Onun bir kılıfı var ki hani bu ışık yansımasın sizin yüzünüze diye. Ve ben onu AliExpress'ten almıştım bu arada bayağı düşük maliyetli bir şeye. O kılıfı almadığım için eskiden özellikle eski videolarımda böyle ışık direkt yüzüme vurduğu için parlıyor. Aslında o kadar fazla da makyaj yapmıyorum ya da o kadar fazla aydınlatıcı sürmüyorum ama severim. Nerede yaşıyorsun? İstanbul'da. Bizi seviyor musun? Çok. En sevdiğin TV programı? Filmler ve diziler sorulduğuna göre sanırım onlardan bahsetmiyorsunuz. Project Runway. Evet. En çok hangi hayvanı seviyorsun? Karga. Evde hayvan besliyor musun? Hayır ama beslemeyi düşünüyorum. 2 yıldır falan. Anime izler misin? Belli değil mi? En sevdiğin anime hangisi? Death Note'u çok seviyorum. Elfen Lied diye bir anime var onu çok seviyorum. Ve Kuro Shitsuji olması lazım sizin. Pizza mı hamburger mi? Makarna. En sevdiğin çizgi film? He-Man, Thundercats, Avatar. Aşık olduğun bir anime karakteri var mı? Eskiden kendinin, şeker kız kendinin erkek arkadaşı vardı terim. En sevdiğin oyun? Dragon Age, Left 4 Dead, Heroes of Might and Magic. Bir de arkadaşlar Pokemon'da diye bir oyun oynuyorum. Çok uzun zamandır. 12 sene, 11 senedir. Daha uzun. 12 falandır 15. Yani online bir oyun. Kontrol edebilirsiniz. Güzel bir oyun. Korkmamak için önemin var mı? Işıkları açık bırakın. Daha çok paranormal video çekmeyi düşünüyor musun? Düşünüyorum. Sence bu dünyayı sanat mı güzelleştiriyor yoksa bilim mi? İnsanlar güzelleştiriyor. Bu videoları çekiyorsun ama hiç rüyana falan giriyor mu? Son zamanlarda çok giriyor arkadaşlar. Yurt dışına gidecek olan birine ilk olarak hangi ülkeyi tercih etmesini söylersin? Gideceğiniz amaca göre değişir. Öğrenci olarak gideceksin. Avustralya'yı tavsiye ederim ama Kanada da güzel. Bilmiyorum. Hiç fikrim yok Kanada hakkında. Malta'yı da tavsiye edebilirim yani. Oraya giden çok kişi olmuş. Biraz daha uygun maliyetli bir yermiş. Arkandaki figürden korkmuyor musun? Korkmuyorum. Kore mi, Japonya mı? Japonya. Hiç dejavu yaşadın mı? Çok. Telekinezi ile ilgili video çekmeyi düşünüyor musun? Çok bildiğim bir konu değil. Bilmiyorum. Düşünmüyorum şu anda ama belki araştırıp yapabilirim sizler için. Ne zaman yine kilo verme videosu çekecek? Yakında çekebilirim eğer isterseniz. Evlenmeyi düşünmüyor musun? Düşünmüyorum. Peki BTS tepki gelecek mi? Arkadaşlar kanal konseptinden çok alakasız ama bilmiyorum. Bakacağım. Değerlendireceğim. Hayatında en rezil olduğun bir an var mı? Kusan arkadaşımın kustuğu yerin üstüne basıp düşüp sınıfta çıplak kaldığım zamandı. Onunla ilgili bir videom var yukarıya ekliyorum. Boyundan memnun musun? Memnunum. Uzun boylu kadın mı kısa boylu kadın mı? Sence ideal kadın boyu kaçtır? Bütün kadınlar idealdir. Haber spikeri gibi konuşmayı seviyor musun? Haber spikeri gibi mi konuşuyorum? Evet. Kendine ait bir yaratığın olmasını ister misin? Evet, bir ejderham olmasını isterdim. Kendin mi yaşıyorsun yoksa ailenle mi? Eşimle. Annenler sana neden Işıl ismini vermiş? Sanırım soyadıma uyumlu olsun diye. En korktuğun videon hangisiydi? Slenderman. Hayatta en korktuğun şey ne? Yalnız kalmak. Astral seyahat yaptın mı? Evet, denemiştim. Ama astral seyahat ustası buradadır.
Sınırımı paylaşmam. Arkadaki oyuncakları nereden aldın? Bazılarını Amerika'dan aldım, çoğunu. Şunları da AliExpress'ten aldım. Rüyku bana verir misin? Hayır. Bana verecek. Hayır. Bu hikayeleri anlattıktan sonra geceleri nasıl uyuyorsun? Işıl ışıl. Aydınlatıcıyı çok mu seviyorsun? Severim, evet. Videoları çekerken zorlanıyor musun? Bazen. Topuzları nasıl yapıyorsun? Bununla ilgili bir video çeker misin? Onunla ilgili bir videom zaten var arkadaşlar. Yukarıya ekliyorum yine. İzlemek isteyen olursa ilk videolarımdan bir tanesi olsa gerek. Sence en yakışıklı YouTuber kim? PewDiePie. Intro şarkının adı ne? Açıklamalarda yazıyor. Videoları yalnız mı çekiyorsun? Evet. En sevdiğin Türk filmi? Mustafa hakkında her şey. En sevdiğin yemek? Makarna. Bunun bir dakika bitmedi ya. Bir saniye yemek kısmına geldik. Makarna, çiğ köfte, pırasa ve bamyayı çok seviyorum. Makarna, çiğ köfte, pırasa. Bunun estetik mi? Arkadaşlar bu soruyu neden? Kocaman burnum var ya. Nasıl estetik olabilir bu burun yani? Paranormal olayların yaşadığı iddia edilen bölgelere gitmeyi ya da giden kanallara eşlik etmeyi düşündün mü? Teklif gelirse neden olmasın? İlk izlediğin film ve ilk izlediğin korku filmi kaç yaşındaydın? İlk izlediğim film 5 yaşındaydım. Sağ olsun annem beni Terminator 2'ye götürmüştü ve en sevdiğim filmlerden bir tanesidir. Biraz önce söylemiyordum ama ilk izlediğim korku filmi de Exorcist, Şeytan Çıkar Türkçesinde bilmiyorum. O da o yaşlardaydı ve annem babam uyuduktan sonra gizlice yazlıktaki evde gidip açmıştım gece 12'de falan televizyon ve bu film vardı arkadaşlar. Korkudan deliye dönmüştüm. Hala çok korkarım o filmden. Makyaj videosu çekmeyi düşünüyor musun? Olabilir belki. Daha çok aslında FX makyajı, special effects makyajı çekmeyi düşünüyorum bundan sonra. Direkt olarak makyaj çekmem herhalde. Zaten çok fazla makyaj videosu yok benim. Kanalımda toplasanız 2-3 tane makyaj videosu vardır. Şu anda video 45 dakika falan oldu. Bilmiyorum bunu nasıl keseceğim. Sorulardan bazılarını elemek zorunda kalacağım herhalde. Benim size sorularım var. Ben buraya not almıştım. Şimdi onları soruyorum. Kanalın konsepti iyi mi sizce? Bu şekilde devam mı etsin yani paranormal olarak? Daha çok teori veya hani gizemli cinayet videosu gelsin mi? Yoksa paranormal ağırlıklı mı olsun? Anı videoları gelsin mi? Veya anı videoları için yeni bir kanal mı açayım ya da bu kanalın içinde mi paylaşsam çok mu karman çorman olur? Hani anı videosu veya yurt dışı deneyimlerle ilgili videolar da istiyorsunuz. Tam karar veremedim, o yüzden size danışayım dedim. Top'tan videolar hoşunuza gitti mi? Yani işte en iyi 10 korku filmi, işte en iyi 10, en korkutucu 10 ses kaydı gibi o tarz videoların devamı gelsin mi? Sorularım bu kadardı sizlere. Arkadaşlar videomuz da bu kadardı. Bu arada bana eşlik eden kardeşime gerçekten çok teşekkür ederim. Işılay tekrardan kanala katılsın mı? Ne düşünüyorsunuz? Aşağıdaki yorumlara ekleyin. Eğer kanala katılmasını istiyorsanız tekrardan onu Instagram hesabından şuraya ekliyorum. Taciz etmeyi unutmayın arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Biliyorsunuz ki sizleri çok seviyorum. Sen de seviyor musun? Seviyorum. En kısa zamanda yeni videolarla tekrardan görüşüyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Okuyamıyordu. Gıcık oldu. Ben niye yukarıda oturuyorum? Sen niye yukarıda oturuyorsun? Çünkü altında yastık var senin. Okey başlıyoruz. Tamam başlıyoruz. Acaba bu videoları çekiyorsun ama hiç rüyana falan girmiyor. Bu videoları çekiyorsun ama hiç... Bu videoları çekiyorsun ama...